Yeniden merhabalar kanalına Sobi Mühendisi'ne hoş geldiniz. Ben Gıda Mühendisi Emine Toker. Evet, yeni gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Zaten uzun zamandır görüştüğümüz, aynı gönlü paylaştığımız tüm izleyicilerime de teşekkür ediyorum. Farklı bir çalışma yapacağız ve bundan sonra farklı aparatlarla, malzemelerle çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Böyle bir kanvas aldım, Trendyol'dan getirdim. Yakında Trendyol'dan aldığım malzemelerimi, örgü hobi ve malzemelerimin linklerini Instagram'da hikayelerde paylaşmaya başlayacağım. Buradan değil, oradan paylaşacağım. Merak edenler Instagram'ımı takip edebilirler. Evet, böyle rulo şeklinde geldi. Bir çalışma yapacağız, güzel bir çalışma. Ve kullanabileceğimiz ipleri hemen gösteriyorum. Önce penye ipi söylemek istiyorum. Pakette olduğu için çıkartmadım. Zaten herkesin bildiği bir şey. Makrome ipler, ince, kalın. Kürk ipler, bu tarz fantazi gruptaki diğer ipler. Saç fazlası ürünlerde özellikle bulunan kalın ipler, tüylenmeyen. %100 akrilikler. Supra ipler, incesi ve kalın olmak üzere. Ve kanvasınızın ince ve kalın delikli oluşuna göre kullanacaksınız. Çok ince olursa iki kat yaparsınız. Deliklerinin büyük olması iyi olmaz. Ve koton makrome ipler. Bunların da yine kalınları ve numaraları var. Ve polyesterler. Onları söyledik. Ben renginden ve parlaklığından dolayı şu supra ipi kullanmak istiyorum. Böyle çile olarak satılıyordu. Markasını hatırlamıyorum. Çünkü saltıkların supra ipinde bu rengim yok şu anda. Onunla da tabii ki de yapabiliriz. Bu şekilde kullanacağım. Lazım olan gereçlerimiz bir miktar ip, plastik kanvas, makas, fimizin girebileceği genişlikte bir etamin, yorgan iğnesi veya çuvaldız tarzı aparat. O yoksa nereden bulacağım? Benim öyle bir şeyim yok diyorsanız da bir tane tel tokali işinizi görebilirsiniz. İpi arasından geçirip şuraya iğne gibi yapabilirsiniz. Kanvastan rahatlıkla geçiyor. Ben parçamı hazırladım. Şimdi sizlere göstermek için küçük bir parça da şuradan keseceğim. Ve onun üzerinden göstereceğim. Bu kanvaslarla paspaslar da yapabilirsiniz. Üzerine pompon koyarak veya şimdi yapacağımız şekilde iğne ile yapabilirsiniz. Yine örgüyle, zincir işiyle yürütebilirsiniz. Ve bunların da yine çeşitleri oluyor. Daha geniş delikleri olduğu gibi daha inceleri de var. Çanta için satılan hazır çanta tarzındakileri yüncülerde muhakkak görmüşsünüzdür. Onlar daha sert, daha küçük ve daha beyaz, farklı bir görüntüde. Bu ise daha çok amaçlı kullanabileceğimiz bir kanvas türü. İlk defa getirdim. Beğendim açıkçası ve farklı çalışmalar yapmayı düşünüyorum. DIY projelerinde de kullanabilirsiniz. Farklı farklı satış şekilleri ve fiyatları var. Şimdi dikkat etmemiz gereken püf noktaları. Ben önden birazcık çalıştım. Size olabilecek şeyleri söylemek istiyorum. Demeden önce şu kısımdan ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak da tüm videolarımdan, canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Topluluk kısmı paylaşımlarını sadece aboneler görebilmekte. YouTube'un uygulaması bu şekilde. Birincisi, bu ip kanvas sert olduğu için ve iğnenin şurası da birazcık dar olduğu için böyle çekiştirirken ederken yüzeyinde zedelenme gerçekleşti. O yüzden bu ip tarzında ipiniz varsa kullanacaksanız şöyle kısa tutun. Yani uzun bir çekip de yaptıkça açarım diye düşünmeyin. Böyle kısa tutmanız gerekiyor. İkincisi, yapacağınız modeli kare kare grafikler halindeki bütün nakış modellerini kullanabileceğiniz gibi etamin gibi de işleyebilirsiniz. Veya benim şimdi yapacağım şekilde sarma yöntemleriyle çalışabilirsiniz. Çok farklı projeler yapmışlar. Şimdi yapacağım örnekten muhteşem çantalar yapmışlar. Bir tane küçük, bir tane de büyük. Onları da yine Instagram'da paylaşacağım hikayemde ve linkini bu videonun altına bırakacağım. Şimdi büyüklüğü, deseniniz, her şey size bağlı. Ben rastgele içimden geldiği gibi uyguladım. Yapacağım örneği şuradan başlayarak size küçük bir şablonda göstereceğim. Bitirdiğim büyük parçayı da o şekilde yapacağız. Şuradan kenarda ne kadar bırakacaksam kanvası atlıyorum. Ben bir tane bıraktığım için şu an ikinci kanvastan şöyle. İpimi geçiriyorum. Şu yana geçmeyeceğim. Şuraya. Yani alttan böyle sararak gitmiş oluyorum.
Şöyle yüzeyi koyulaştıralım birazcık. Bakın eski plastik masa yüzeyini yapışkan metrajla satılan rulo halindeki yapışkanlı kağıtla kapladım. Parke desen aldım. Çok güzel oldu. Cam için satılanları da var. Onlardan da kaplayabilirsiniz. En azından görseli açısından. Şimdi yanındaki delikten boyunu daha yukarıda isterseniz şu anda yaptığımız nakışın kenarında 3-4 ilmek bırakmanız gerekmekte. Şimdi alttan bir kare daha kayıyorum. Kafesin içinden. Bu kanvaslar daha Türkiye'de yoktu. Ve ben kanvaslarla ilgili o kadar çok model boyup yayınlamıştım ki hiç kimse de yoktu neredeyse bir 10 yıl önce. Facebook'taki Emine Toker sayfasından bakın. Orada kanvas modelleri diye koca bir albümüm var. Neler yapabilirsiniz görebilirsiniz. Şimdi şu 1, 2, 3, 4 kafes başlangıç şerit için bana yeterli. Şimdi yukarıya doğru geldim. Bunu sabitleyeceğim. Şuradan yana kayıyorum. Devam ediyorum. Artık artırma işlemini bıraktım. Şimdi sabitliyorum. Sabitlemek ne demek? Bir yanındaki kanvas kafesine geçmiyorum. Olduğu yerden devam ediyorum. Balık sırtı tarzında yatık bir görüntü elde etmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi alttan tekrar girdim. Bir yanındaki kafesten çıkıyorum. Çok asılıp çok sıkı yaparak kanvasın yapısını bozmayalım. Bu biraz ince kanvas. O çanta kiti var ya hazır satılan. Onun kadar sert değil, kalın değil. Bunlardan eğer paspaslar veya klozet takımı yolluklar yapmak isterseniz altına kaymayan bir şey yapıştırmanız lazım. Çünkü kanvas üzerinde çok ciddi bir şekilde kayabilir. Bunların plastik olmayıp daha böyle ip dokusunda, pamuk dokusunda olanları da var. Onlar kaymaz. Bu şekilde yandan değil aşağıya inerek sırayla kafeslerin içinden geçiyorum. Şimdi kafesler biraz büyük, ip birazcık ince ama rafya ipim yok. Ayrıca onu söylemeyi unuttuk. Rafya iplerle de muhteşem olur. Ben şu anda size tekniği anlatmaya çalışıyorum. Bir tane örnek göstereceğim. Burada benim ipime, kanvasıma takılmayın yani. Bu şekilde bir başlangıç bordürü yapabilirsiniz. Çanta yapacaksanız kenar kısmını ve başlangıç kısmını böyle balık sırtında olduğu gibi sıra bir sıra halinde işleyebilirsiniz. Ben şimdi sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Şimdi ben çekim yaparken birazcık alırken ederken zorlanıyorum. Ama kendiniz yaparken çok pratik. Mesela şöyle tuttum, ters çevirdim. Bunu da hemen gösterelim. Zaten bir şekilde kolayını buluyorsunuz. Daha rahat. Şuradan bir kez çok yakın göstereyim. Sıranın sonunu aynı şekilde bitireceğiz. Şurada başladığımız şekilde ne yapacağım? Artık yana kaymayacağım. Bitiriyorum. Hemen dik açı ile 90 derecelik dik açı ile bir kenarı takip eder gibi takip ediyorum. Ve burayı da yine aynı şekilde yana geçerek. Yana geçiyorum ama bir üçgen gibi dik bir kare kenarı gibi düşünerek şu şekilde kapatıyorum. Ve iki geçişle bırakıyorum. Şeffaf oluşu çok güzel. Belli olmuyor. Beyaz olsa sırıtır altında. Dilerseniz iğne ile aralarından geçerek bitirebilirsiniz. Ya da yeni takacak olduğunuz, ekleyecek olduğunuz ipi şuna bağlayarak sıkıca düğüm yapıp kısa keserek burada sonlandırabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse ipiniz hangisine müsaitse o şekilde kapatırsınız. Evet, şöyle
iğne ve kanvastan geçirirken zarar görebiliyor çünkü kalın geldiği için. Çakmakla uçlarını yakabilirim. Şimdi gösterecek olduğum örneğe geçiyorum. Rengarenk de yapabilirsiniz, iki renk de olur. Ben bir tanesini göstereceğim. Biraz yanıltıcı bir görüntü var modelde. Baktığınız zaman, bakarak yapmaya çalıştığınızda birazcık yanıltıyor. Şurayı kesmişiz. Şuradan gireyim. Orası çalışmayacak şimdi. Şurayı kesmişim. Yandan giriyorum. Dikkat etmedik. Altta başladığım gibi başladım. Yine alttan dolaşıyorum. Yandaki kafesten çıkıyorum. Şuraya atlıyorum. Bakın şunun devamından gidiyorum. Yana doğru bir çoğalma veya kare geçişi, kafes geçişi yok. Yan yana gidiyorum. Şimdi geliyorum tekrar şuraya, yanındakine. Şöyle üst üste gidiyorum buradan. Şöyle yan yana devam ediyorum. Hemen boydan boya devam ediyorum. Şimdi yapacak olduğum kare modelin büyüklüğü de size ait. Dilerseniz bunu 1, 2, 3, 4 sıra yaptık şimdi. 5 sıra, 6 sıra, 7 sıra devam edebilirsiniz. Ben bir tane daha yapacağım. Ve son kez. Ve son kez. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra boyunca yaptım. Şurada tekli olanı öremiyoruz zaten. Kaç tane kanvas kafes kullandım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya 6 sayıda kullandım. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Nereye? Sadece şuradan ayarlıyoruz büyüklüğünü. Burada yan tarafa doğru istediğimiz kadar devam ediyoruz. Şimdi artık bir üste çıkarsam şu çap biraz daha genişleyecek. Gerek yok. Şimdi yanından devam edeceğim. Durmak istediğim noktada yana geçiyorum. Bakın buradan indirdim. Karşıya gideyim bir kere. Bir, iki, üç, dört, beş, altı karede, altı kafeste modeli tamamlayacağım. Şimdi tam tersini simetrik olarak karşı ucu kapatacağım. İpim burada. Ne yapıyorum? Karşıdan devam ediyordum. Şimdi devam etmiyorum. Şurayı dik kenarı kullanacağım. Küçültürken aynı kafesi kullanıyorum. Hiçbir şekilde sağa sola atlamıyorum. Bunda da yine yukarı atlamıyorum. Yanından, soldan ve şu kenardan birleştireceğiz. O yüzden şöyle birer kare eksilterek diyelim. İstediğiniz bir çantanın kalıbını çıkarıp üzerine koyup şekilli olarak keserek istediğiniz gibi işleyebilirsiniz. İstediğiniz formu çok kolay verirsiniz. İçine de astar. Bunun içine keçe astar yapıştırsanız çok daha formda duracaktır diye düşünüyorum. Veya yine nasıl isterseniz, biraz sert çantalarda bu model daha güzel oluyor tabii ki de kanvas olduğu için. Ve son kez köşe kısmını bitiriyorum. Verev bir kare işledik.
Yukarıya kadar çıktık. Peki şimdi diğer kıyıya nasıl ineceğiz diyenler. Bu model için konuşmuyorum. Geçişli bir model yapıyorsanız tekrar aşağıya veya yukarıya çıkmanız gerektiği zamanlarda şöyle içinden iğneyi yürüterek şöyle bir kenarından çıkarıp ipi ulaştırabilirsiniz. Şimdi biz burada öyle yapmayacağız. Farklı bir metot. Bu karenin tersini yapacağız. Nasıl yapacağız? Hep iki tane kafeste başlıyoruz. Şöyle tek kafes köşemiz ama orayı öremeyiz. İşleyemeyiz. Şu iki kafesle başlıyoruz. Şöyle. Veya şuradan kontrol edin. Şu kafesin boyunca model devam edecek. Zaten örnek bitişleri size fikir verecektir. Şimdi yandan sarmaya örmeye devam edeceğim. Nasıl olacak? Bir ucu şurası olacağına göre şu ve şu olacak. Yeni başlangıç noktam şu iki kafes olacak. Şu olamaz çünkü bunun yanında kafesi yok örmem için. Ne yapacağım? Şurada bitti ya. Şuna atlıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tane atlıyorum. Ama burada ip gözükecek. O yüzden böyle geçmiyoruz. Tekrar buradayız. Şöyle geçiyorum. Şu başlangıç köşemiz şöyle öreceğiz ya iki delikten. Şuraya geçiyorum. Öbür taraftan yapınca ip dışarıda kaldı. Şöyle. Ve şimdi biraz önceki başladığımızdaki gibi örme işlemini bu defa böyle yapacağız. Yana geçiyorum. İki kafes, üç kafes, dört kafes olarak örerek devam ediyoruz. Burada takip edeceğimiz bir şey yok. Aynı kafesin içinden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın burada da şu hizada devam ediyoruz. Şöyle azıcık düzeltebilirim. Şimdi bu sıra arttırmayı bitireceğimiz sıraydı. Son sıramız olacaktı. Şöyle yapalım. Son köşemiz, altıncı kafesimiz burası. Ve son kez şuradan inelim. Bakın şu bozuk taraf ipi bozuyor demiştim. Orayı normalde tabii ki de kullanmayın. Benim için şu anda sorun yok. Bağlama işlemi şeklinde devam etmek isteyenler şöyle alırlar. Bu ipler kaygan olduğu için aynı yönden bağlarsanız tutmayacaktır. Şöyle bir kez bu yönden, bir kez de döndürerek diğer yönden bağlamanız daha etkilidir. Şöyle iyice sıkıştırıp şöyle kaymayacak şekilde. En sorun olacağı yer bu böyle kaygan ipler. Diğer ipler daha çok düğüm tutacağı için oralarda sıkıntı olmaz. Şöyle minicik ucunu bırakabilirim, onu da sarma işleminin içinde bırakabilirim. Ucundan da istediğim kadar alıyorum. Tablolar ve panolar da yapılır, resimler de işlenebilir. Şimdi küçülerek devam edeceğim. O yüzden karşı tarafı aynı şekilde giderken burayı da aşağıya doğru inmeye başlıyorum. Şimdi normalde yönümüz böyle gidiyor. Ama buradan almak bana ters geldiği için ben döndürerek şöyle tutarak yürüyorum. 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sarma işleminden sonra karşıdan devam ediyorum. Şimdi eksiltme işlemine gidiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. kafesin hizasından aşağı ineceğim. Şu tek kafes ortak kullanılıyor 2 karede. Ayrı ayrı 6 değil de. İkisi 11 tane kafesi yapılmış oluyor. Yalnız çok zevkle bir günde rahatlıkla bir projeyi tamamlayabilirsiniz.
İkinci kareden sonra şimdi baştaki gibi ipim aşağıda, bakın şurada. İpin kaldığı köşeden örmeye devam ediyorum. İkinci kareyi bitirdik. Çok güzel, sert plaj çantaları da olur, ıslanmaz. Şimdi ikinci karemi tamamladım. İpim alt köşede. Modelim böyle. Alt köşedeyken bu şekilde devam ettim. Üstten aşağıya doğru indim. Şimdi ne yapacağım? Tekrar yukarıya doğru şunun gibi çıkacağım. Çok pratik, çok kolay. Bak, birazcık şekli kafanızda oturtmanız gerekiyor. Ondan sonrası çok kolay. Şimdi şuradaki gibi iki kanvasla karşılıklı örüyorum ya. Zaten şu kanvası ortak kullanıyorum. İki karenin arasındaki kanvası ortak kullanıyorum. Şunu. İpim burada. Son kez dikkat, karşıya geçelim. İp alttan dolandırmamız daha iyi. Tekrar geri dönerek. Şu köşeyi oluşturdum. Şunu yapmış oldum şurada. Bu defa tekrar aynı şekilde. Kare belli. Saymama hiç gerek yok. Şuraya kadar çıkacağım. Yukarıdaki seviyeye kadar. Benim tavsiyem sayıları hesaplamakla uğraşmak yerine önce modeli yapın, kenar kısmını modele göre ayarlarsanız sayı olarak. Ve şimdi son kez, altıncı kez şuraya kadar çıktım. Şimdi ne yapacağım? Artık yürümeyeceğim, küçüleceğim. Şöyle kavuşacak kare olarak. Şimdi dik olarak çıkıyorum. Bu defa bu kenar sabit, bu kenarı yukarı doğru. Böyle iplerle çalışırken çakmak bulunsun yakınınızda. Ve bitti. Aa, şurada ipimin ucu kaçtı. Ve bu kadar projemizin büyüklüğü boyunca yukarıya doğru ve aşağıya doğru inerek. Şimdi ne yapacağız? Buradan aşağıya doğru ineceğiz. Peki üst sırada ne yapacağız? İpim bitti zaten. Burada bırakıyorum. İpiniz uzunsa kesmeden buradan geri dönebilirsiniz. Bu defa tam tersini yapacağız. O yüzden ikinci sıraya geçişi de göstereyim. Bizim kafes sayımız kaçtı? 6'ydı. Şunu müşterek kullanıyorduk. Şunu ortak kullanıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kafes burası. Şuradaki gibi. 6. kafes. Hemen oradan giriyorum. Ve yanındakinden başlıyorum. Köşe kafesini tek öremiyorduk. İkili başlıyorduk. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çaprazlayarak örmeye devam ediyorum. Şu çizgiden devam ediyorum. Burayı da dik bir şekilde devam ettiriyorum. İçeriye veya dışarıya doğru genişlemiyorum. Alttakinin tersi yönde örüyorum çünkü. Şimdi döndürünce göreceğiz. Ve köşede genişleme işlemini bitirmiş olduk.
Evet, devam ediyorum. Şimdi içe doğru daraltacağım. Üçgeni kapatmak için şöyle yana doğru gitmiyorum, aşağı doğru. Ve bitti. Çok şık duruyor yalnız. Çok orijinal duruyor. Şimdi artık göstermeye gerek yok. Son kez şuradaki başlama yerini göstereceğim ve bırakacağım. Parçaya geçeceğiz. Şimdi burada ipin bittiğine göre şunun aynısına devam edeceğim. Şaşırırım diye düşünenleriniz, böyle kafam karışıyor diyenleriniz varsa bir pratiklik söyleyeceğim. O şekilde yaparsanız da olur. Ne yaparsınız? Şu köşeden başlarsınız. Bitti. Bittikten sonra sıradaki sadece şu köşe olan tek kafesi atlayıp şu şekilde karşıdan örmeye bu şekilde verev şekilde devam edersiniz. Ta ki projenizin kenar kısmına kadar, biticiye kadar şöyle baklava deseni şeklinde gidersiniz. Sonra bu tarafa geçersiniz. Buradan da böyle bakın ucuca gidiyor. Paspas dilimleri gibi önceki örgülerdeki. Şöyle. Bunu böyle gider ve hiç döne döne uğraşmadan da çok pratik yapabilirsiniz. İkisi de olur. Hangisi kolayınıza gelirse. Ve şimdi o tek kafesi atladıktan sonra, şuradaki tek kafesi atladıktan sonra iki tanesiyle devam edeceğiz ve bu şekilde. Ve bu şekilde. Evet, şöyle küçük bir çalışma yaptım sizler için. 4 adet küçük kareyi büyük bir kareye çevirerek, renklerini farklı yaparak da yan yana dizebilirsiniz. İstediğiniz geometrik şekilde devam edebilirsiniz. Benim gördüğüm modellerde şu köşelere o yapıştırılan, hani şu parlak taşlar var ya, minik minik, onlardan yapıştırmışlar. Mesela fümenin üzerine beyaz ve çok hoş durmuş, çantada bu şekilde kullanmışlar. Elimde şu anda, yanımda yok, o yüzden gösteremiyorum ama çoğunuz biliyorsunuz zaten, boncuk değil, minik taşlar silikon tabancasıyla yapıştırabilirsiniz. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Oldukça şık ve farklı fikirler oluşturabilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kanvasın şeffaf olması bir avantaj. Tersi de aynı şekilde. Ben düğümlerle geçiş yaptım, gizlemedim. Gizlerseniz çift taraflı olur, astarsız bir plaj çantası olur. Evet, bu kordonu, kenar kordonunu zıt yöne bir sıra daha yaparsanız balık sırtı görüntüsünü elde edersiniz. Yine şu en üstteki kanvas deliklerini müşterek kullanmanız, ortak kullanmanız gerekecek. Evet, YouTube, Facebook, Instagram ve Pinterest'ten Emine Toker hobi mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Modelleri oynatma listelerimde örülebilecek projeler olarak gruplandırıyorum. Oralardan bakabilirsiniz. Beğeni, yorum ve abonelikleriniz ile destek olabilirsiniz. Kanalımıza daha iyi yatırım yapıp daha kaliteli ortamlarda ve çekimlerde buluşmak için alma verme dengesini koruyalım. Evet, sağlıcakla kalın, huzurla kalın, sevgiyle kalın. Ama en güzeli de üretkenlikle kalın. Görüşmek üzere.